Eğitim setimizin bu bölümünde de 3D Max ortamından nesnelerin nasıl oluştuğunu öğreneceğiz. 3D Max'te modelleri oluşturmak için öncelikle nesneleri kullanırız. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir masa oluşturacaksınız. Masanın bileşenleri vardır. Üst tablası, ayakları, kayıtları ve benzeri. Bunlar her birisi ayrı ayrı birer nesne. Ayak ayrı bir nesne, üst tablası ayrı nesne. Üst tablası yuvarlak olursa silindir bir nesne olacak. Düz olursa, dikdörtgen olursa box objesini kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla her model aslında birkaç nesneden oluşabilir. Bazı modellerde farklı modelleme teknikleri kullanılarak oluşturulmaktadır. Tabii 3D Max içerisinde kullanılan basit nesne türlerinden biraz bahsedelim. Bunlardan mesela standard ve extend perimeters dediğimiz objeler var. Basit ve gelişmiş objeler, nesneler, bunlar parametrik özelliktedir. Parametrikten kastımız da birkaç parametresi vardır. Mesela en boy, yükseklik gibi parametrelerin değerlerini girmek suretiyle klavyeden veya da mouse'da command paneli üzerinde bunun kontrolünü yapmak suretiyle değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan baktığında bu nesneler parametrik. Öte yandan bunun dışında parametrik olmayan nesneler de var. Editable poly ve mesh'e dönüştürülmüş nesneler bu parametrik özelliğini kaybeder. Artık devreye sizin yapacağınız bu düzenleme araçlarıyla yapacağınız ve bundan hareketle oluşturacağınız modeller var. Yine bunun dışında birleşik nesneler, compute dediğimiz bu nesneler ise birkaç tane parametrik nesnenin bir araya gelerek birleştirmesinden oluşan nesnelerdir. Bunun dışında nerves nesneler var. Bunlar da iki boyutlu şekillerden hareketle üç boyut yüzeylerin, şekillerin, modellerin oluşturulduğu bir nesne türü. Patch ızgaralar var. Parçacık sistemleri var. Tabii bu patch ızgaraları ve parçacık sistemleri daha çok animasyonda kullanılan yardımcı nesneler. Yine önemli bir özellik mimari nesneler. Duvardan tutun, kapı, pencere, çit, ağaç, etrafın peyzajı için ağaç, çiçek, çit gibi, korkuluk gibi, bütün merdiven gibi, bütün bunlar da mimari nesneleri barındırıyor içerisinde. Yine geometrik olmayan nesneler de var. Bunlar da render ve görselleştirme işlemlerinde kullanılıyor. Yine animasyonda kullanılan yardımcı nesneler var. Sistemler var. Mesela ışık aydınlatma sisteminde kullanılan daylight bir sistem gibi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki bunları nesnelerini hareketle biz nasıl modellemeler oluşturuyoruz? Buna birazcık değinelim. Sonuçta bu kullanılan kullandığımız nesnelerden hareketle biz modellemeler oluşturacağız. Bu noktada biraz da modelleme tekniklerine değinmekte fayda görüyorum. 3D Max'te modelleme teknikleri genelde şöyledir. Standart ve extend nesnelerle modelleme yapma. Bunlar iki çeşit şekilde yapılabilir. Nesnelerin parametrelerini değiştirerek model oluşturmaya çalışırsınız. Bunlara sonra örneklerle destekleyeceğiz. Nesnelere modifiyerler uygulayarak model oluşturmaya çalıştırabilirsiniz. Birleşik compute nesnelerle model yapmaya çalışabiliriz. Yine iki boyutlu şekilleri, herhangi iki boyutlu bir çizimi şekli üzerine modifiyerler uygulayarak onu istediğimiz veyahut da hayal ettiğimiz modele dönüştürmeye çalışırız. Yine üç boyutlu nesneleri poli ve mesh nesnelere dönüştürerek bunun üzerinden modeli geliştirmeye çalışırız. Bunun dışında hazır mimari geometrik nesneleri kullanarak modeller yapmayı anlatmıştık. Yani bir bina yapacaksınız. Bir binanın bileşenlerini duvar, pencere, kapı, merdiven, korkuluk gibi bu bileşenlerini de hazır mimari nesneleri kullanarak bunları organize ederek çalıştırırız ve bu şekilde bir model yaparız. Bu da bir çeşit model tekniği. Yani bir son olarak da hani karma model tekniği söylenilebilir. Şimdi bunları biraz örneklerle destekleyelim. 3D Max programımız açık. Az önce standard perimeters objelerden bahsetmiştik. Hemen açalım. Gördüğünüz üzere sahnede çeşitli objeler var. Bu objeler aslında şu command panelinin hemen üstünde yer alan buradaki komutlarla oluşturulmuş nesneler. Bu nesnenin bazı parametreleri değiştirilmiş ve bu şekilde görünüyor. Bunlardan şu anda
modelleri görüyorsunuz. Mesela yarım küre, bunun hemen modifi sekmesine tıkladığınızda parameters kısmında teknik detaylarını görebilirsiniz. Yine extend parameterslarla oluşturulmuş nesnelere bakalım. Bakın görüyoruz. Burada çeşitli modelleri dönüştürülmüş nesneler diyebiliriz bunlara. Gerçekte tam olarak nesne bu değil ilk oluşturulurken. Standart parameters'ın altında extend parameters'lar bunlar. Bunlar ilk başta oluşturulduğunda bu şekilde değildir. Bunun üzerine parametrelerini değiştirerek gördüğünüz üzere parametreleri farklı. İlk oluşturulduğunda bu parametreler mevcut değildir. Farklı şekillere sokabiliyoruz. Mesela buradaki host'tan hareketle yani kullanılan buradaki extend gelişmiş nesnelerden host nesnesini ilk başta oluşturduğunuzda böyle bir şekil elde etmeniz mümkün değil. Bunun parametresini kullandığınızda bakın parametrelerini değiştirdiğimizde gördüğünüz üzere farklı bir şekil korkuluk elde etmişiz. Yine bunun dışında diğer detayları örneklendirelim. Sandalye modellemesi yapılmış. Buna da don't set diyelim. Sandalye modellemesini görmüş olduğunuz gibi belli birkaç nesneyle yapılmış. Mesela bu bir box. Bunun üzerine modifier uygulanmış. Taper modifier ile bunun ayağının gerçekçi bir şekilde görmesi sağlanmış. Yine chamfer box objesi ile bir arkalık yapılmış. Ancak bunun üzerine iki tane modifier uygulanarak bunun daha fonksiyonel ve görsel olarak bir sandalye arkalarına benzetilmesi sağlanmış. Sandalyenin arka ayağına dikkat ederseniz aynı seçeneği burada da görürsünüz. Yani bir tane nesne oluşturulmuş. Bu nesneye birkaç modifiye uygulanarak istediğimiz model elde edilmeye çalışılmış. Diğer örneklerimize bakalım. Mesela cezve oluşturulmuş. Cezvede de nerves eğriler kullanılmış. Bu eğriler iki boyutlu şekiller. Bu iki bir şekillerden hareketle nerves modelleme tekniği ve komutları kullanılarak gördüğünüz üzere cezve modeli oluşturulmuş. Bunu da hemen döndürelim. Buradaki orbit aracımızı bu şekilde ayarladığımızda görmüş olduğunuz gibi farklı döndürme noktalarından objeyi döndürebiliyoruz. Diğer anlattığımız modelleme tekniklerinden mesela arazi modellemesi. Arazi modellemesini dikkat ederseniz bu bir arazi modeli. Ancak bunun detaylarına indiğinizde aslında bunun iki boyutlu şekillerden ibaret olduğunu, iki boyut eğrilerden ibaret olduğunu şuradan görebilirsiniz mutlaka. Bakın şurada eğrilerimiz var. Bunların iki boyutlu şekilleri bu hale getirerek ne yapmış olduk? Layer 1 içerisindeki objelere bakalım. Layer 1 içerisindeki objelerden hareketle arazi modeli oluşturulmuş. Yani iki boyutlu şekillerden hareketle 3 boyut bir model elde edilmiş. Bunun dışında oyuncak olarak modellenmiş bir tren modelimiz var. Buna bakalım. Bu da yine bileşik objeler yani compute obje seçeneği kullanılarak Boolean işlemleri uygulanarak bu bir model haline getirilmiş. Temelde extend parameters veya da standard parameterslar kullanılmış. İşte kutu kullanmış, yarım daire kullanmış. Ancak bunlar birleştirilmiş çeşitli araçlarla, compute araçlarıyla. Bunlar ne yapılmış? Birleşik objeler haline getirmiş bir kısmı. Bu şekilde bir model oluşturulmuş. Yine örnek olarak verilebileceğimiz koltuk modeline bakalım. Koltuk modeli de temelde box objesinden hareketle bunun editable poly'e dönüştürülmüş. Görmüş olduğunuz gibi yan kısmı editable poly'den oluşturulmuş. F3'e basalım. Buradaki ızgaraları daha net olarak göreceksiniz. Bunu editable poly ile üzerinde editable araçlarını editable poly'ye kullanılan araçlar kullanılmak suretiyle bu model gerçeğe dönüştürülmüş. Yani daha önce buradaki 3D Max'te modelleme tekniklerinde bahsettiğimiz buradaki modelleme teknikleri hareketle yapılmış çalışmaları
burada göstermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Tabii bunun dışında kullanılan modelleme teknikleri de var. 3D Max'in hazır sunduğu araçlar var. Mesela iskelet, biped modeli gibi. Bunlar animasyon ve karakter modelleme işleriyle uğraşanlar için önemli. Biz daha çok mimari ve iç mekan, mobilya ve benzeri diğer modelleme işleriyle uğraşanlar için buna yönelik örnekler sunmaya çalıştım.